Mehmet Hadimi Yakupoğlu telefon attığımızda CHP'nin YSK temsilcisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Bey. İyi yayınlar diliyorum. Zor bir süreçte sona gelindi herhalde YSK'da. Bugün yarın, bugün yarın derken dün akşam karar çıktı. Ve beklenenden erken çıktı. O kadar valizler dolusu belgeden bahsedildi. Kurullardan belgeler istendi. Birçok itiraz vardı. Hepsi çok kısa sürede incelenmiş olmadı mı Sayın Yakupoğlu? Yok hayır, ben o şekilde düşünmüyorum Yavuz Bey. Zira bu belgeler, o 3 bavul dolusu belgeler Yüksek Seçim Kurulu'na geldiğinde hem Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü hem Seçim İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bunlar ayrı ayrı tasnif edildiler. Tabii bundan önce ilçe seçim kurullarının, 39 ilçe seçim kuruluna Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bir ara kararıyla her bir ilçe seçim kuruluna ayrı ayrı neler istendiğine karar verdi Yüksek Kurul. Ve bu kararlar ilçe seçim kurullarına gönderildi. Kendilerine 5'er günlük süre tanındı. O sürelerin sonunda gelen cevaplar biraz önce ifade ettiğim gibi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ve Seçim İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı tasnif edildiler kurul kararına uygun olarak. Bu tasnifin neticesinde bu hazırlanan raporlar ve bilgi notları hem Yüksek Seçim Kurulu üyeleriyle hem de bizlerle, yani siyasi parti temsilcileriyle paylaşıldı. Herkes inceledi. Sorması gereken soruları sorduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tüm bu hazırlık dönemini bitirdikten sonra 6 Mayıs'ta, yani dün, toplantıya geçti. Dolayısıyla toplantı başladığında artık araştırılacak ya da incelenecek çok fazla bir şey kalmadığı için müzakerelerin daha fazla uzamaması, yani bir günden fazla uzamamasının normal diyorsunuz. Uzaması beklenmez. Yani uzaması beklenmez dediniz. Sıkıntı yaratacak. Peki ya da, burada hukuki olarak mı tartışmalar devam etti? Yani bir hukuki tartışma oldu değil mi burada? Siyasi tartışma olmuyor. Bir siyasi parti, 5 siyasi parti temsilcisi kurulda yer alsak da kurul üyeleriyle herhangi bir siyasi tartışmamız ne onların bizimle ne de bizlerin onlarla bir siyasi tartışması yok. Her şey hukuk zemininde yürüyor. Hukuki argüman neydi? Yani burada biz ne gerekçe göreceğiz? YSK bu kararı aldığında nasıl bir gerekçe göreceğiz? Bu sandık kurullarında memurlar yok, bu yasaya aykırıdır dedi, seçimleri iptal etti evet. Yüksek Seçim Kurulu. Bir argüman olması lazım ya da ilçelerde niye değil de orada, belediye meclisinde değil de niye orada, böyle bir argüman konuşuldu mu? Yani o müzakereler sırasında sizin söyleyebileceğiniz bir şey var mı bize? Tabii müzakereler konusunda her şey konuşuldu. Pek çok şey ifade edildi. Hem üyeler hem bizler tarafından kendi düşüncelerimiz, partilerimizin düşünceleri, hukuki dayanaklarımız, bunların hepsi ayrı ayrı ifade edildi. Ama tabii esas olan orada nelerin konuşulduğundan ziyade yazılacak gerekçeli kararda hangi gerekçelerin, hangi hukuki sebeplerin yer alacağı önemli. Ve gerekçeli kararda henüz hazırlanmadı biliyorsunuz. Yayınlanmadı da. Yayınlanan sadece dün gece geç saatlerde yayınlanan kısa karar var. Kısa kararda sadece sandık kurullarında sandık kurulu başkan ve kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanları ile kamu görevlisi olmayan üyelerin yer alması sebebi gösterildi. Tabii genel gerekçeli karar yazıldığında bu gerekçeyle bağlı mı kalacak Yüksek Seçim Kurulu, yoksa yanına başka gerekçeler koyacak mı, onu bilemiyoruz. Çünkü pek çok konu görüşüldü, madde madde görüşüldü AK Parti'nin itirazları, ama oylama tek iptal başlık noktasından yapıldığı için iptal edilsin mi edilmesin mi noktasında kabul ya da red oylaması yapıldığı için dolayısıyla gerekçenin içinde neler yer alacağını şu anda bilemiyorum. Peki şimdi öyle bir karar aldı ki Yüksek Seçim Kurulu, bu karara göre sandık kurullarında yasa dışılık var. Yani yasaya uygun oluşturulmadı. Kanunsuzluk diyor. Kanunsuzluk diyor. Evet. Kanunsuzluk var bunda. Bir de tam kanunsuzluk olarak görse başka seçimler de bundan etkilenir diye burada tabii, özel bir çaba sarf etti. Buradaki hukuki tavsifteki nüans bu noktada toplanıyor. Yani şimdi bir 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 130. maddesinde düzenlenmiş olan olağanüstü itiraz kavramı var bir tarafta. Öte yandan herhangi bir kanunda düzenlenmemiş ancak anayasanın 79. maddesinde Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiş olan seçimlerin dürüstlük ve güven içerisinde yürütülmesi görevinden Yüksek Seçim Kurulu'nun çıkardığı, kendine atfettiği bir görev var. Diyor ki ben ister bana itirazen gelsin, ister ben resen herhangi bir yerde görüyüm, yani muttali olayım, yani öğreneyim bir konuyu. Bu konu eğer kanuna aykırılığını tespit edersem ben bir şeye daha bakarım. Bu aykırılığa aykırılığını gördüğüm konu seçmen iradesini etkilemiş
ya da seçim sonuçlarını etkilemiş ise, yani seçmen iradesini sakatlamış, ortadan kaldırmış, hı hı, ya da seçim sonuçlarını doğrudan etkilemiş ise, yani iki şart bir arada olur ise, ben bunu tam kanunsuzluk olarak görürüm ve bu işlemi iptal ederim diyor. Hı hı. Bugüne kadar da kayıtsız olarak senelerdir bütün değişen yüksek seçim kurulları da bu tam kanunsuzluk kavramını bu şekilde uyguladı. Ama tam kanunsuzluk kavramının demin ifade ettiğim gibi herhangi bir yasal düzenlemesi ve dayanağı olmadığı için her kurulun, bu kavramı uygulayan her kurulun yorumları da zaman zaman farklılık gösterdi. Ama ben 2011 yılından beri Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapıyorum. Tam kanunsuzluk kavramı benim için elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Ama dediğim gibi ister itirazen ister re'sen fark etsin, onu görsün, onu öğrensin. Yüksek Seçim Kurulu derhal bu konuya müdahale ediyor, inceliyor. Önce kanunsuzluk var mı ona bakıyor. Yani kanunun amir bir hükmüne, kamu adına yapılmış bir aykırılık var mı yok mu? Yani bu işlem kanuna aykırı mı değil mi? Bir, tespit ediyor, aykırılık varsa ikinci aşamaya geçiyor. Bu aykırılık seçmen iradesini sakatlamış mı, seçim sonuçlarını etkilemiş mi? İki şart bir araya geldiği zaman da o işlemi iptal ediyor. Tam kanunsuzluk dediğimiz hadise bu. Burada kanuna aykırı bir durum olduğunu tespit ettiğini kararından anlıyoruz. Çünkü başkan ve üyeler mümkünse devlet memuru olsun gibi bir yasal düzenlemeye uygun hareket edilmedi diyor. Ama seçmen iradesini sakatlamak ya da seçim sonucuna etki etme konusunda tam bilgi sahibi değiliz. Değiliz. İşte zaten buradaki nüans bu. Dünkü müzakerelerde ben yüksek kurula bunu söyledim. Dedim ki yani şimdi biz buradaki sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili konuyu hangi hukuki başlık altında müzakere ettik? Yani bu adam yolsuzluk yaptı mı yapmadı mı? Oyları çaldı mı çalmadı mı? Yani bu tam kanunsuzluk incelemesi midir? Yoksa 130. madde kapsamında olağanüstü itiraz incelemesi midir? Çünkü ikisi arasında fark var. Olağanüstü itiraz dediğimiz itiraz süreye bağlıdır. Seçimlerdeki olağan itirazlar başlar. Biliyorsunuz ne zaman başladı bu seçimde? 2 Nisan Salı günü saat 15'te başladı. İlk seçim kuruluna, ilçe seçim kurulu kararına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulu kararına karşı yüksek seçim kuruluna gelindi. Yüksek seçim kurulunun kararlarından sonra olağan itiraz süreci bitti. Evet. Bittikten sonra yasa koyucu 130. maddede tüm bu itiraz süreçleri bittikten sonra bir olağanüstü itiraz hakkı tanıyor. Diyor ki tutanağın tanziminden itibaren, bu hangi tutanak, mazbata mı, birleştirme tutanağı mı tartışması olur ama Yüksek Seçim Kurulu'nun yerleşik iştahatlarına baktığımızda bu tutanak denilen en son tanzim edilmiş olan il mazbata ya da il birleştirme tutanağıdır. Bu tutanağın tanziminden itibaren diyor Yüksek Seçim Kurulu yerleşik iştahatlarında ve bu seçimde uyguladığı iştahatlarında 7 gün içerisinde partilerin, siyasi partilerin genel merkezleri ya da il başkanları, başka kimse değil, sadece il başkanları ve genel merkezleri 7 gün içerisinde seçim sonucuna etki eden bir halin varlığını iddia eder ise ve ben bunu incelerim, seçim sonucuna etki eden bir halin varlığını tespit edersem de o işlemi ya da o seçimi, oradaki seçimi iptal ederim diyor. Tamam. Bununla sınırlı tutuyor kendisini. Şimdi AK Parti'nin itirazlarına baktığımız zaman bu 6 tane itirazı mesela ilk başta nedir bu? İşte ölü seçmenler yerine oy kısıtlı kullanıldı. Kısıtlı seçmenler vardı, mahkumlar vardı. Oy kullanıldı. Tutuklu ya da kullanılmış olabilir diye değil mi? Onların yerine oy kullanıldı. Hükümlüler yerine oy kullanıldı. 21 bin tane zihinsel engelli yerine oy kullanıldı gibi iddiaları vardı biliyorsunuz. Kullanılmış olabilir diye bir başvuru hatırlıyorum ben. Kullanıldı zaten mı? Bunları tespit etmedi. Mesela evet. 21 bin. Sen bir araştır dedi YSK'ya. Evet efendim, bakın burada ayrıca ayrı bir yasal şey var. Burada bir yasal bir suç da işledi bana göre AK Parti. 21 bin tane zihinsel engellinin kişisel bilgilerini, bunların sağlık raporlarını nereden temin etti bilmiyorum ama bir kamu kuruluşundan temin ettiği bana göre açıktır. Bunları aldı, liste halinde Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Evet. Bu kişisel hakların ihlalidir. Bu hem suçtur hem de o kişilerin kişilik haklarına bir saldırıdır. Bunu da yaptı. Bunları araştır dedi. Yüksek Seçim Kurulu'na ondan sonra bir 5000 küsür kişilik daha bir liste daha verdi. Kısıtlılar listesi. Toplamda dedi ben 46 bin kişinin oy kullanmaması gerekirken oy kullandığını düşünüyorum. Sen buna bir bak dedi. Yüksek Seçim Kurulu da baktı. Daha önce bu işler böyle olmuyor değil mi? Sen buna bir bak denilmiyor Yüksek Seçim Kurulu'na. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak desem bu itirazların görüşülme süresinin 15-20 dakikaya geçmeyeceğini düşünüyorum. O kadar diyorsunuz. Çünkü 2014 yılında biz Ankara seçimine itiraz ettiğimizde
aradaki fark 30 bindi. Biz dedik ki orada geçersiz oyları sayın. 125 binde geçersiz oylar. Çok az. Hı. Mesela şimdi AK Parti'nin iddiasını işte 27 bin fark 14 bine düştü. Efendim bu kadar düştüyse mutlaka bu seçimde organize bir yolsuzluk vardır, şaibe vardır, kumpas vardır. Böyle bir mantıktan gidiyorlar. Aynı mantığı 2014 yılında biz Ankara seçimlerinin iptali için sunduk Yüksek Seçim Kurulu'na. O sunduğumuz dilekçeyi de bizzat ben savundum kurulda. O zaman dediler ki somut delilin yok. 298 sayılı kanun 112. maddesine göre sandık başında usulüne uygun yapılmış bir şikayet ya da ilçe seçim kuruluna yapılmış bir itirazın yok. Senin ben bu itirazını dinlemem. Varsayımla seçim hukukunda itiraz olamaz. Seçim hukukunda her şey şekildir. Geri vitesi yoktur. Daima ileri gider. Bunları söylediler ve reddettiler. Şimdi biz 36 gün boyunca AK Parti'nin değişik itirazlarını aşama aşama inceledik. Bir dilekçe veriyor, ardından ek dilekçe veriyor. 6 Mayıs'ta bile önceki 23 Nisan tarihli kararın ortadan kaldırılması talebinde bulundu AK Parti. Peki. Şimdi tabii bunda bütün bu itirazlar yani kısıtlar, mahkumlar, zihinsel evet. engellerle ilgili araştırmalar yapıldı. Ama orada seçimin sonucunu etkileyecek bir şey çıkmadı. Tam olağanüstü itirazla tam kansuzluk meselesini konuşuyorduk bu arada. Evet. Evet, bunların tamamı olağanüstü itirazdır. Çünkü olağanüstü itiraz oy verme günü yani 31 Mart 2019 tarihinde oy verme işlemi sırasında yapılan iş ve işlemlere ilişkindir. Seçim sonucunu etkileyen haller nedir? Seçmen olmaması gereken birisi oy kullandıysa, örneğin kısıtlı ya da kamu hizmetlerinden yasaklı. Oy verme hakkı olmayan birisi oy kullandıysa, örneğin asker ya da hükümlü. Bunlar oy kullandıysa bunların kullandıkları oylar geçersiz sayılır. Ve ondan sonra o seçim çevresindeki seçim sonucundaki farka bakılır. Eğer bu şekilde oy kullanmaması gereken ve seçmen olmayan seçmen sayısından az ise aradaki seçim sonucundaki fark... Seçim iptal edilir. Geçmişte birçok yerde gördük zaten bunu. Tabii ama bu seçimde de 4 yerde iptal edildi. Evet, bunlar iptal olağan işler. Bunlar evet. seçim başı iş ve işlemleri. Keza mesela sandık kurulu birleştirme tutanağını yaparken ya da oy sayım döküm cetvelini yaparken... Hata yaptı. Oradaki ilgili siyasi parti yetkilisi şikayet etti. Sandık tutanak defterine bu şikayeti işletti. Burada hata yapıyorsunuz. Benim partimin oylarını başka partiye yazdınız. Ya da bu oy geçersiz dediniz. Aslında bu oy geçerlidir gibi itirazları yapar. İtirazlar reddedilirse sandık kurulu tarafından ilçe seçim kuruluna itiraz eder. Bunlar dikkate alınmamışsa o zaman bu da olağanüstü itiraz olarak getirilebilir. Çünkü seçim sonucunu etkiliyorsa eğer bu haller... Elbette ki bu da getirilir ama sandık kurullarının teşkili konusu olağanüstü itiraz konusu olamaz. Bu benim düşüncem. Dün yüksek kurulda da bunu arz ettim zaten. Bunu dedim, bu AK Parti'nin itirazlarını iki farklı hukuki zeminde incelemeniz gerekir. Bir, olağanüstü itiraz konusu olanlar. Maddeler var. Tam kanunsuzluk teşkil eden sandık kurullarının teşkili. Çünkü biz seçim takvimini niye yapıyoruz? Bir, seçmen listelerini, kütüklerini kesinleştirmek için, sandık seçmen listelerini kesinleştirmek için yapıyoruz. İki, sandık kurullarını kesinleştirmek için yapıyoruz. Üç, adaylıkları kesinleştirmek için yapıyoruz. Biz seçimden, oy verme gününden önce 3 ay boyunca seçim takviminde bu 3 iş için sürekli çaba sarf ettik. İtirazlar oldu, askıya çıkarıldı, askıya itiraz edildi. Kayma seçmen, yığma seçmen, efendime söyleyeyim sandık kurullarına itiraz edilmesi gerekirdi. Ama AK Parti diyor ki sandık kurulu başkan ve üye listeleri siyasi partilerle paylaşılmadı. Evet, doğru, paylaşılmadı. Ama yasada bunun itiraz müessesesi var, 26-27 Şubat. Ayrıca sandık kurulu listelerini kim belirliyor? Atamalarını, teşkilini kim yapıyor? İlçe seçim kurulları. Nasıl yapıyor? Kurul halinde yapıyor. Yani siyasi partili üyelerle yapıyor. Her ilçe seçim kurulunda kaç tane siyasi partili üye var? 4 tane. Şimdi oradaki siyasi partili üyeler... Kaymakamlıktan veya diğer kamu kurumlarından kimlerin isimleri geldi? Bu isimleri ilçe seçim kurulu başkanı kura çekerken kontrol edebilir. Bütün bu imkanlara sahip. Eğer burada bir usulsüzlük görürse kendi ilçe başkanlığını uyarır. Onlar da itiraz ederler. Şimdi siz diyorsunuz ki... Bu işlemler 2 Mart 2019 tarihinde tamamlandı. Şimdi siz bu geçmişte kalmış, hani geri vitesi olmayan seçim hukukunda geçmişte kalmış ve kesinleşmiş bu işlemi tutup da sadece 2018 yılının Mart ayında yapılan bir kanun değişikliğinin arkasına sığınarak buradaki kanunsuzluğu, o sandıktaki yaklaşık 340 tane oyun geçersizliği iddiasını gündeme getirirseniz bu seçmen iradesine saygısızlık olarak nitelendiririm. AK Parti için konuşuyorum bunu.
Peki. Çünkü aynı AK Parti 2017 referandumunda yine bizde, çünkü kurullar aynıdır. Sandık kurulu, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, yüksek seçim kurulu. Hepsi seçim kurullarıdır bu seçim hukuku açısından. Ne dedi o zaman? O zamanki kanunda ne vardı? Mühürsüz oy meselesi. Geçersizdir. AK Parti ne dedi? Sandık kurulunun ihmali ya da hatası neticesinde mühürlenmemiş oy pusulasını zarfa atan seçmenin iradesine saygı duymak, üstünlük tanımak gerekir dedi. Yüksek Seçim Kurulu da bunu kabul etti ve dedi ki seçmenin herhangi bir şeyi yokken, kusuru ya da dahli yokken, sandık kurulunun ihmali ya da hatası neticesinde meydana gelen bir işlemden dolayı seçmenin oyu geçersiz kabul edilemez dedi. Evet. Geçerlidir dedi. Şimdi dönelim bugüne. Evet. Bugün nedir? Mart 2018 tarihinde yapılan kanun değişikliğiyle ne diyor? Sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu üyesi, bir üyesi kamu görevlisi olmak zorundadır diyor. Evet. Şimdi olmamış kimi sandıklarda. Ya çünkü bunu kontrol eden kim? YSK değil mi? Efendim? YSK değil mi bunu kontrol eden? Sonuçta YSK'ya bağlı ilçe, il seçim kurulları değil mi? Tabii ilçe seçim kurulları. İlçe seçim kurulları bunu neye göre yapıyor? YSK'nın aldığı karar ve genelgelere göre yapıyor. Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun burada haberi yok mu? Yani oraya atananın Şekerbank'tan, İş Bankası'ndan, şuradan buradan olduğunu bilmiyor mu? YSK bilmez, ilçe seçim kurulları biliyor. İlçe seçim kurulları biliyor. Bu atamalara biliyor tabii. Yani bu meselenin aslında bu uygulanan bir yöntem değil mi Sayın yani bunu daha önceki seçimlerde de yok mu bu? Bu bankadaki bu yöntem, memurlar şu anda sadece İstanbul'da mı oldu? Ne bileyim. Hayır, başka eğer araştırırsanız Türkiye'nin pek çok yerindeki seçimlerin iptal edilmesi gerekiyor. Peki niye iptal edilmiyor o zaman? Burada bir yolsuzluk i̇şte varsa. Onu söylüyorum işte. Bunu şimdi Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin bu itirazını olağanüstü itiraz olarak incelediği için, benim bütün itirazlarıma rağmen bunu olağanüstü itiraz olarak incelediği için sadece itiraz edenin talep ettiği seçim çevresiyle sınırlı tuttu. Halbuki bunu tam kanunsuzluk olarak incelemiş olsa idi Yüksek Seçim Kurulu, o zaman İstanbul'daki aynı zarftan çıkan diğer 3 oyu, aynı zarftan çıkan 3 oyun birleş sandık sonuç tutanaklarını tanzim eden aynı sandık kurullarının yaptığı iş ve işlemleri tamamını iptal etmek zorundaydı. Yani kısaca İstanbul'da muhtarlıklar dahil bütün seçimleri iptal etmek durumundaydı. Sadece İstanbul değil ki, o zaman bütün Türkiye'de belki de gerekecekti. Yani diğer taraflardan da itiraz olacak. Çünkü süresi yok. Demin yayının başında ifade etmeye çalıştım. İtirazen itiraz edilmesine gerek yok. Resen muttali olduğu anda bunu yapabilir. Hatta dön geriye. Mart 2018 tarihinden sonra yapılan 24 Haziran 2018 tarihli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimini dahi sorgulayabilirsin. Çünkü o milletvekilleri ve o Sayın Cumhurbaşkanı şu anda görev yapıyorlar. Vallahi içinden çıkılması zor bir durum. Geçmiş, peki hangi Doğru Yol Partisi milletvekili Bahattin Şeker vardı. Evet. Adam şeyde 4. yılında mı? 4, yani askerliğini yapmadığı için değil mi? Öyle bir şey vardı. Hayatının tamamlanmasını 6-7 ay kala askerliğini yapmadığı için, ortaya çıktı. Evet, milletvekilliği düşürüldü, mazbatası alındı. Burdur'a gittiydi. O zamanki Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii çok karışık da bir konu ama çok da net anlattınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi önümüze bakacağız herhalde. Çünkü AK Parti başından beri Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptalini istiyordu. İlçe seçimlerine ilişkin herhangi bir itirazı dile getirmiyordu. Ve sonuçta Yüksek Seçim Kurulu da bu kararı aldı. Siyasi mülahazalarla alınmış bir karar olarak mı bakalım buna, hukuki mülahazalarla mı? Ben Yüksek Seçim Kurulu'nun mevcut geçmiş uygulamalarını, yerleşik içtihatlarını, hatta ve hatta bu kurulun bu seçimde aldığı 3 ayrı kararı göz önüne aldığımda bu alınmış olan karara hukuki bir karardır diyemiyorum. Tamamen siyasi bir karardır diyorum. Peki o karar alınırken yedek üyelerin oy kullanması ne demektir? Yani asil üyeler oturup konuşup karar vermesi gerekmez mi? Çünkü böyle bir tartışma da var. Bugün her tarafta bu dolanıyor. Bilemiyorum nereden çıktı bu konu. Yüksek Seçim Kurulu 2014 yılı mahalli idareler seçimi öncesinden bugüne kadar 11 kişilik kurulla toplandı. 11 kişilik kurulla çalıştı ve 11 kişilik kurulun salt çoğunluğuyla karar aldı. Biz siyasi partiler olarak bugüne kadar bu konuyu ne gündeme getirdik ne bu konuda bir itirazımız oldu. Bugün nereden çıktığını bilmiyorum. Bugün kanunda evet 7 asil 4 üye diyor ama Yüksek Seçim Kurulu hiçbir zaman için 7 üyeyle toplanmadı.
Yüksek Seçim Kurulu ben 2011 yılından 2014 yılına kadar çalıştığımda yine 11 kişiyle toplanırdı. Burada herhangi bir tartışma yok diyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, bu yerleşmiş bir uygulama zaten. Basit üyeler karar alırdı ama yedek üyeler de masada olurdu. Çünkü burası genel kurul gibi düşünün Yüksek Seçim Kurulu'nu. Ama ilçe kararları, genelgeler, böyle iptal kararları gibi önemli kararları 11 kişiyle alırdı. Ancak 298 sayılı kanunda bir düzenleme var. 2014 yılı öncesinde kurul bunu gündeme getirdi. Dedi ki biz bundan sonra 11 kişi çalışalım. Çok daha sağlıklı, çok daha katılımcı bir şey olur. Bizlere sordular partilere. O zamanki siyasi parti temsilcileri ki şu anda bir tek ben varım. Bizlerde bu konuda bir sorun yoktur dedik. Ve o gün bugündür bu şekilde çalışıyor. Peki. Yani bu bugün nereden çıktı onu anlamıyorum. Yani yedek üye vesaire yok ki. 11 kişilik kurul 6 üyenin oyuyla karar alır. Eğer üye eksikse, oylar eşitse başkanın bulunduğu taraf oyu, tarafın aldığı karar geçerli sayılır. Geçerlidir. Peş peşe birkaç sorum olacak. Epey de uzattık ama. Şimdi tam kanunsuzluk olarak Cumhuriyet Halk Partisi şu anda ortaya çıkan bu tablo üzerine bir başvuru yapıp İstanbul'daki seçimlerin genele yayılmasına imkan tanıyabilir mi? Böyle bir başvuru yapabilir mi? Bu sandıklarla ilgili. Bu başvuruyu dün ben Yüksek Seçim Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olarak yaptım. Yaptınız zaten peki. Yaptım ama bu şeyim, talebim kabul görmedi. Olağanüstü itiraz noktasından karar verildi. Bugün biraz önce, bir saat önce de şu anda basında da görüyorsunuz. İyi Parti Genel Merkezi bir itirazda bulundu. Dedi ki 6 Nisan'da alınmış olan kararı tekrar gözden geçirerek ortadan kaldırın İstanbul seçimlerinin iptali kararını. Eğer birinci bentteki talebimiz reddedilirse iptal gerekçesini olağanüstü itiraz değil tam kanunsuzluk olarak kabul edin dedi. Yüksek Seçim Kurulu her iki talebi de reddetti. Yani şu anda kesinleşmiş bir durum var ortada. Peki önümüzdeki seçimlere, 23 Haziran'daki seçimlere kurullar yenilenecek mi bu şartlarda? Efendim şu anda onunla ilgili olarak kararı henüz daha Yüksek Seçim Kurulu hazırlamadı. Bir komisyon teşkil etti. Komisyon raporunu hazırlayacak, sonra kurula getirecek. Kurul görüşüp karara bağladıktan sonra netleşecek. Şimdi söyleyeceklerim sadece beni bağlayan benim şahsi fikirlerimdir. Yani geçmişteki uygulamalara göre söylüyorum. Birincisi aynı sandıkların kurulmasını bekliyorum. Aynı sandık, sadece sandık kurulu üye başkan ve üyelerinde kamu görevlisi olmadığı tespit edilenlerin değiştirilmesini bekliyorum. Ya da o seçim, mesela aday kalmadıysa o seçim çevresinde hiç şeye girmeyecek olan partilerin var ise, örneğin Komünist Parti gibi, onun sandık kurulu üyesi yerine 298 sayılı kanun 19. maddesine göre tamamlama yapılmasını bekliyorum. Seçmen listeleri değişmeyecek. Aynı seçmen listeleriyle girilecek. Sadece 23 Haziran'da 18 yaşını dolduracak olan seçmenler eklenecek mevcut listelere. Oy verme gününe, belki yine o da tahminim benim, bir hafta kala ölüler, kısıtlılar ve hükümlüler mevcut listede yer alan onlar düşecek. Dolayısıyla yeni seçmen ilavesi olmayacak. Adaylık konusuna gelince yine aynı adaylarla gidilecek. Ancak aday istifa eder veya ölürse, Allah korusun, onun yerine parti yeni bir aday gösterebilir veya hiç aday göstermeyebilir. O takdirde seçime girmez. Yeni pusula basılacak mı? Mesela bir parti çekilirse elbette, bir şey olursa. Elbette yeni pusula basılacak. Adaylık süreci kesinleşecek. Burada yeni bir seçim takvimi yapılacak. İşte şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlanmasına karar verdiği, komisyon kurduğu konu yeni takvim nasıl hazırlanacağına ve seçimlerin 23 Haziran'da hangi esaslara göre yapılacağına ilişkin bir karar. Biliyorsunuz şu anda 2 Haziran'da yenilenecek olan seçimlere ilişkin bir kararı var zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun. Şimdi... Ama bu seçimi 2 Haziran'a yetişmeyeceğini düşünerek Yüksek Seçim Kurulu bunu 23 Haziran'da yapılmasına karar verdi. Dolayısıyla buna göre de İstanbul İl Seçim Kurulu yeni bir seçim takvimi yapacak. Peki biz bu seçimlerde bir yanlışlık olmayacağını nereden bileceğiz? Seçim bitti diyelim, yine Yüksek Seçim Kurulu'ndan kaynaklanan ya da seçim kurullarından kaynaklanan, ilçe seçim kurullarından kaynaklanan bir sorun olursa yine çıkıp iptal edebilir o zaman. Hayır efendim, ben o konuda o şekilde düşünmüyorum. Yani bunu biz şöyle düşünüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu seçimi kazanacağız. Bütün sandıklarda. Ben o sonuçla alakalı söylemiyorum ama. Biliyorum. Hayır. Bakın şu anda 31 Aralık'ta AK Parti yapılabilecek, akla geldik gelmedik her şeyi yaptı. En son aldığı karar sadece siyasi bir karara kaldı. Onun dışında hiçbir konuda başarılı olamadı. Anladım. Biz aynı disiplinle devam ediyoruz. Yine aynen yapacağız. Peki çünkü sizden kaynaklanmıyor ki bu zaten. Büyük partisiyiz.
İstanbul bizi bekliyor şu an. Sizden kaynaklanmıyor ki, ilçe seçim kurullarının oluşumundan kaynaklanan bir gerekçeyle iptal edildi. YSK'nın sorumluluğunda, ilçe seçim kurulunun sorumluluğunda. Yani sizle evet, bağlantılı olan bir şey değil ki. Evet. O nedenle seçim sizde... kurulunun bir hatasını bir sandıktaki 340 tane seçmene maliyet fatura ettiler. Bakın o sandıkların başında AK Parti'nin bütün işte önümde bütün bilgi notları var. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün hemen hemen 141 sandık hariç bütün sandıkların tamamında AK Parti'nin üyesi var. Sandık kurulu üyesi var. Müşahidi var. O sandıklarda bir tek seçim usulsüzlüğü yani seçmen iradesini sakatlayan ya da seçim sonucunu etkileyen bir itirazı ya da sandık başı şikayeti olmamış. O sandıklardaki sandık tutanak defterlerinin tamamı bomboş. Halbuki Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmişteki kararları şudur. Der ki eğer böyle bir kanunsuzluk var ise ancak ve ancak seçmen iradesini etkileyen ya da seçim sonucunu etkileyen bir durum varsa seçim iptal edilir. Aksi takdirde bu usulsüzlüktür. Evet kanuna aykırılıktır ama seçim sonucunu etkilemediği için usulsüzlüktür. Buna ilişkin itiraz reddine der. Reddedilmiştir şimdiye kadar. Sayısız örnekleri vardır bunun. Peki Sayın Yakupoğlu zor mu aldı bu kararı Yüksek Seçim Kurulu? Yani böyle zor kararlar... Efendim yani o normal oylama yapıldı. Oylama neticesinde karar alındı. Öyle zorlanarak sıkılma... Hayır zorlanarak falan bu tür ifadeleri kullanamam ben, mümkün değil. Peki tamam, çok herkesin teşekkür ederim. Herkesin görüşü belli, 11 tane kurul üyesi var, herkes görüşünü... Zaten dosyaya hakim olarak giriyor herhalde onlar, değil mi? Böyle bir durum var. Efendim ister hakim olarak girerler, ister kurul esnasında, müzakereler esnasında değiştirirler. Esas olan kurul üyesinin son kertede verdiği oydur, kabul ya da ret oydur. O da iptal yönünde çıktı ağırlıklı olarak. O da iptal yönünde çıktı. Yani onun ötesindeki konuşulanların tamamı dedikoduna dönüşe geçmez. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Konuşanlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için az önce onu aktardım. Sormak zorunda hissettim kendimi. Çok teşekkürler. Evet, rica ederim. Sayın Mehmet Adimi, Yakupoğlu ile konuştuk. CHP'nin YSK.